Geçen gün bir seminere katıldım. Konuşmacılar sunumlarını bitirdiler ve sonra soru cevap faslına geçildi. Yanımdaki arkadaşım soru sormak istediğini belirtip söz hakkı istedi ve sorusunu sordu. Ancak sormuş olduğu soru tam anlaşılmayacak olacak ki diğer yanımdaki arkadaşım şöyle bir cümle kullandı. Of, yine felsefe yapıyor. Sonra durdum ve düşündüm. Dedim ki acaba bu cümledeki yani of yine felsefe yapıyor cümlesindeki felsefe kelimesini çıkarıp yerine başka kelimeler koyabilir miyim? 1. Of yine saçmalıyor. 2. Of yine gevezelik yapıyor. 3. Of yine boş konuşuyor. Felsefe kelimesini yerine koymuş olduğum bu 3 kelime arkadaşımın hissiyatına tercüman oluyordu. Bir dakika ya. Eğer gerçekten felsefe gevezelik yapmak, boş konuşmak ve saçmalamaksa ben niye okuyorum? Tabii ki öyle değil. Peki öyleyse felsefe nedir? Önce etimolojik tahlil. Bize Türkçe'de tek kelime gibi gelse de aslında felsefe kelimesi Yunanca'daki iki kelimenin birleşmesinden oluşuyor. Philo ve Sophia. Philo, sevmek, aramak, hoş karşılamak, dostluk göstermek, düşkün ve tutkun olmak anlamlarına gelirken Sophia ise bilgi ve bilgelik demek. Şu durumda filosofya yani felsefe bilgi ve bilgelik sevgisi anlamına gelmiş oluyor. Ne oldu şimdi? Bu kadar mı? Felsefe eşittir bilgelik sevgisi. Bu bize ne ifade etti? İsterseniz zihnimizde bir şeylerin canlanması için felsefeye yakışıklı bir tanım yapalım. Felsefe bir bütün olarak varlık, bilgi, ahlak, siyaset ve sanat gibi alanlarda akla dayalı bir şekilde sistematik ve eleştirel düşünmektir. Varlık derken varlığın kökeni nedir? Varlığın bir anlamı var mıdır? Varsa nedir? Varlık bir midir, çok mudur? Peki bilgi? Bilgi derken gerçekten neyi kastediyoruz? Yani bilgi nedir? Doğru bilgiye ulaşmak mümkün mü? Eğer mümkünse bu doğru bilgiye akılla mı ulaşacağız? Yoksa deneyle mi ulaşacağız? Yo, ikisiyle de değil de sezgiyle mi ulaşacağız? Ahlak. Ahlaki eylemlerin amacı nedir? Ahlaki eylemlerde bulunurken insan özgür müdür? Ve o meşhur soru, ahlaklı olmak için bir dine inanmak şart mı? Siyaset. En iyi yönetim biçimi nedir? Demokrasi mi? Tiranlık mı? Teokrasi mi? Yoksa hiçbir devlet düzeninin olmaması gerektiğini söyleyen anarşi mi? Herkesin memnun olabileceği bir yönetim biçimi olabilir mi? Eşitlik nedir? Adalet nedir? Ve sanat. Sanata ne ihtiyacımız var? Güzel nedir? Güzellik herkese göre değişir mi? Yoksa herkes için aynı mıdır? Bunun gibi bir sürü soru. Gördüğün gibi felsefe yapmak bir ciddiyet işi. En azından bu ve bunun gibi sorularla yüzleşmeyi, bu soruların peşinden gitmeyi ve bu sorulara bir çözüm yolu bulma ümidini her daim canlı tutmayı gerektiriyor. Artık felsefenin boş konuşmak, gevezelik veya saçmalamak olmadığını biliyorsun. Dolayısıyla lütfen bir felsefeci gördüğünde lütfen onu anlamaya çalış ve ne kadar zor soruların üstesinden gelmeye çalıştığını bil. Ve son olarak hatırlarsan videonun başında felsefe kelimesinin iki kelimeden bir araya gelen tek bir kelime olduğunu söylemiştim. Ve bu iki kelimenin ilki fileoydu. Fileo yani sevmek, hoş görmek ve dostluk etmek. Felsefe ile ilgileneceksen eğer yapman gereken ilk iş sevmek ve merhamet etmek olmalı. Eğer sevgiden ve merhametten mahrumsan, felsefeden yani hakikatten de mahrum olursun.
Sesim nasıl geliyor? Kötü geliyor birazcık. Şimdi sunumun sağlıklı ilerlemesi için. Şimdi sesim nasıl? Arkadaki arkadaşlar. Geliyor mu ses oraya? İyi, tamam. Peki. Hoş geldiniz. Videoyu değerlendireceğim ama isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Bilgehan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Felsefe Tarih ve Sistematik Felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Çektiğim video gerçek bir hikaye elbette. Burada oldu. Böyle bir durum var. Burada oldu. Yani anlattığım gibi arkadaşlarımızdan birisi sunum bitince birisi soru sordu ve o da saçmalıyor, felsefe yapıyor ifadesini kullandı. Ben de sinirlendiğim için böyle bir video çekmek istedim. Tabii bugünün konusu ilanda duyurduğum gibi felsefeyle ilgili bir şeyler olacağı kesin. Videoda zaten felsefenin ne olduğunu bir nebze anlatmaya çalıştım. Bugün birazcık daha felsefenin insan tarafından ve yani psikolojik ve sosyolojik tarafından, insanı ilgilendiren bir taraftan nasıl karşılık buluyor bunu anlatmayı deneyeceğim. O zaman devam edelim. Şimdi sunum akışını bir vereyim ki ne anlatacağım zihnimizde bir şeylerin canlanması için. Zekir abi sizin nasıl? Sorun var mı? Öyle mi? Tamam. Yani bir anlatmak şu sunum akışını vereyim ki zihnimizde bir şeyler canlansın. Hem ben daha rahat anlatırım hem de zihniniz anlatacağım şeylere hazırlık yapmış olur. Şimdi dediğim gibi felsefenin ne olduğundan bahsedeceğim. İnsan ve sosyoloji bakımından. Yani insan felsefeyle uğraşırken, felsefi bir faaliyette bulunurken ruhsal olarak nasıl bir yerde durur? Bundan bahsedeceğim bugün. Bunu nasıl yapacağım peki? Antik dünyanın iki önemli filozofu ve Batı düşüncesinin ve elbette İslam düşüncesinin de etkilendiği biliyorsunuz iki düşünür var. Platon ve öğrencisi Aristoteles. Bugün Platon'un Politeia Yunancası devlet olarak Türkçe'ye çevrilen eserinde 7. kitap diye bir kısım var. Burada bir benzetme var, meşhur bir benzetme. Mağara istaresi. Bu mağara istaresini bir göstereceğim size bir resim olarak. Tabii böyle bir resim yok. Bir metin var bu. Yaklaşık 2500'lık bir metin. Ama bu metinde yazanlardan bir fotoğraf, bir resim göstereceğim. O metnin fotoğrafa dökülmüş şekli var. Onu göstereceğim ve onun yorumlanması şeklinde gerçekleşecek. Yani bugününkü sunumun temel objesi diyelim Platon'un Devlet isimli kitabındaki bu mağara istaresinin açıklanması olacak. Niye yapacağım bunu? 4 tane soru var. Bunların cevabını bulmaya çalışacağım. Sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım bunu. 4 sorunun cevabını acaba anlatabilir miyim? Böyle yola çıktım. Bunu deneyeceğim bugün. Becerebilir miyim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Felsefe nedir? Videodan farklı olarak insanın birazcık daha ruhsal süreci ve toplumla olan ilişkisi bakımından ele alacağız. İkincisi, kişi kendi doğrularını, hakikatleri nasıl inşa eder? Bu da yine felsefenin ne olduğuyla alakalı, yakından ilişkili bir soru. Yine ikinci soru olarak bu soruyu cevaplamayı deneyeceğim. Kimlik sahibi olmakla kişilik sahibi olmak arasında ne gibi farklar var? Kimlik nedir, kişilik nedir? Bunun arasında bir ayrım yapacağım. Ve son olarak da felsefeyle ilgilenmek neden azınlığın yapmış olduğu bir faaliyet? Yani kaç tane felsefeci var desem mesela burada? Sadece ben varım. Başka yok. Evet yani gördünüz bak hemen şey yaptık yani sınadık. Tabii bunun ekonomik şeyleri de var. Yani sadece benim anlatacağım sebeplerden dolayı felsefe azınlığın yaptığı bir faaliyet değil. KPSS'den yüksek puan alıyorum ama hala giremiyorum. Dolayısıyla niye o bölümü okuyayım? Mesela bu da ekonomik sebep felsefeyle uğraşılmamasında ama benim şeyim o değil. Yani ben felsefeyle neden azınlık ilgileniyor sorusunun cevabını daha farklı bir taraftan vermeye çalışacağım. Bu arada unuttum hemen söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz burada bir felsefe atölyesi yapıyoruz. Yaklaşık 5 hafta oldu. Devam edecektik ama benim şehir dışında olmam sebebiyle bugün bir final dersin niteliğinde burada yapalım dedik. Bu aslında siz bir sunum diye geldiniz ama şu an felsefe atölyesinin içindesiniz. Gizli olarak sizi bu atölyeye dahil etmiş bulunuyoruz. Bu felsefe atölyesinin son dersi. Ancak bizim atölye genelde 2-2,5 saat sürür. Şimdi 35 dakikada ne anlatabileceğim bilmiyorum. Onun için vakti en efektif şekilde
kullanmam gerekiyor. Bunun da farkındayım. Dolayısıyla bu felsefe atölyesi bir sunumdan ziyade ders gibi olacak. Onun için inşallah sabredersiniz. Peki soruları belirledik. O zaman şimdi devam edelim. Ve kapanış yapacağım sonra. Aynı ışıkları kapatmamız... Tamam, bunlar duruyor mu? Tamam. Şimdi mevzudan hiç haberi olmayan birisi, yani belki devlet isimli diyaloğu okumuşsunuzdur ama yani mevzudan hiç haberi olmayan birisi bu fotoğrafa baktığı zaman ne görüyor? Şöyle bir biraz bakalım mı? Böyle bir neler var yani bu fotoğrafta? Bir onu şey yapmak istiyorum. Ne görüyorsunuz? Ben de şu bardağımı doldurayım. Susadım. Bir mağara. Ama dağın orada mı? Dağın tepesinde falan mı? Hayır. Değil mi? Bir yer altında bir mağaraya benzer bir yapı var. Ondan sonra burada mahkumlar var. Bilmiyoruz aslında mahkum olduğunu. Oturan insanlar var. Şöyle geleyim. Arkalarında bir duvar. Burada bir gölgeler var. Arkalarında yine duvarın arkasında kuklacı diyebileceğimiz 3 tane insan ve ellerinde farklı cisimler var değil mi? Kuş var, testi var. Şu da ağaç. Arkalarında da bir ateş var ve o ateş yansıyor ve bunların gölgelerini görüyorlar. Sonra şurada 2-3 tane beyefendi var. Zannediyorum uçtaki yani en yukarıdaki kişiyi yukarı çıkarmaya çalışıyorlar. En üstteki arkadaş da şöyle bir şey yapıyor. Dikkat ettik mi ona? Değil mi? Böyle bir gözünü falan kapatıyor. Ondan sonraki iki kişi zaten şu eliyle gözünü kapatan kişi. Yani ondan sonraki merhale aşamayı göstermek açısından. Dışarıda güneş var, kuş var, testi var vesaire. Bu. Yani ilk etapta bizim gördüğümüz bu. Şimdi ben istiyorum ki biraz metne bağlı kalalım. Acaba dedik ya bu Platon'un Politia, Devlet isimli kitabında anlattığı bir benzetme. Bakalım Platon bu mağaradan nasıl söz ediyor? Yer altında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş. Buradaki mahkumlar, tabii fotoğrafta çok belli değil ama burada boyunlarından ve ayaklarından zincire vurulmuş kişiler. Bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldayabiliyorlar ne de burunların ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Yani bu mahkumların gördüğü görüş açısı neresi? Sadece burası. Sadece gölgeleri görebiliyorlar. Peki? Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş arkalarında parıldıyor. Onu da söyledik. Sonra ne var? Arkalarında bir duvar. Hani şu kukla oynatanların seyircilerle kendi arasında koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri bölme var ya, onun gibi bir duvar. Hacı Vat ve Karagöz veya da farklı sahne oyunlarında bir duvar oluyor ve kukla gösterisi bu şekilde gerçekleşiyor. Böyle bir duvar yani. Tamam. Ve bu insanlar, tabii kuklacıların ellerinde farklı cisimler var. Testi var, kuş var ve ağaç var. Bu şekilde ellerinde cisimler var. Arkalarında ateş ve mahkumlar da ne yapıyor? Bu cisimlerin gölgelerini görüyor. Ve ömürleri boyunca bu mahkumlar, yani boyunlarından ve ayaklarından zincire vurulmuş mahkumlar, ömürleri boyunca başlarını oynatamadıklarına göre başka türlü de olamaz. Yani buraya çakılıp kalmış durumlar. Sadece karşı taraftaki duvarı ve karşıdaki gölgeyi görüyorlar. Ne kafalarını sağa oynatmaları mümkün, ne ya acaba bunlar görüyoruz ama ya belki de bunlar bizim, yani işte ağaç dediğim şey belki bu değil, belki bu gölge. Belki bir yanılsa ama nereden bileceğim bunu deyip arkalarına bakamıyorlar. Böyle bir imkanları da yok. Şimdi bu adamlar aralarında konuşacak olurlarsa, diyelim ki bu arkadaşlar ne sohbet ediyor diye sorsak kendimize. Tamam. Konuşacak olurlarsa gölgelere verdikleri adlarla gerçek nesneleri anlattıklarını sanırlar değil mi? Yani bunlar derler ki ya bak görüyor musun burada ağaç var. O da der ki aynen öyle ağaç var. Ve bunu gerçek zanneder. Niye? Onun dünyası şu an sadece duvar. Şimdi mesela buradan izleyen bizler olarak nasıl bir dünya var gözüküyor? Bir mağaranın içi bir de mağaranın dışı var. Ama bu bizim için. Mahpuslar için böyle bir dünya söz konusu mu? Onlar için tek bir dünya var ve duvar ve gölgeler.
Bu ayrımı dışarıdan seyredenler olarak bizler yapıyoruz yani. Peki. İşte diyor ki geçenlerde her biri konuşurken mahpuslar bu sesi karşılarındaki gölgenin sesi sanmazlar mı? Yani diyelim ki burada kuş var ya, buradan işte aslan geçtiğini düşün. Burada çizilmemiş ama aslanlar geçiyor. Mesela aslan kükrüyor. Bu kuş sesini, kuşu gördüğü için zannediyor ki demek ki kuşun sesi böyle. Çünkü aslanı arkasında bakıp göremiyor. Dolayısıyla arkasındaki sesleri de buradaki gölgelerle eşleştiriyorlar. Şimdi diyor ki Platon, şimdi bu mahpusların zincirlerini çözsek, yani biz, diyor ki bu mahpuslar burada ya, diyelim ki bir tanesinin zincirlerini çözelim. Onları kurtaralım. Yani zincirlerinden kurtar, onları kurtaralım. Zincirlerinden kurtardık. Zorla ayağa kaldıralım. Ayaklarından da biliyorsunuz zincirliydi bunlar. Başını çevirelim. Yürütelim. Onun gözlerini ışığa kaldıralım. Yani bakın şuradaki sahneyi anlatıyor. Buradan çıktı ve buradaki gün ışığının geldiği artık ne diyelim girişe doğru yol almak. Yani bunu da dışarı çıkartmaktan bahsediyor. Evet. Onu dışarıya çıkaralım. Başını çevirelim, yürütelim. Onun gözlerini ışığa kaldıralım. Bütün bu hareketler ona acı verecek. Niye? Yıllar boyunca mağaranın içinde yaşamış, gözü belli bir karanlığa alışmış ve sadece gölgeyi görmüş birisi gündüz ışığına çıktığı zaman gözlerinde bir kamaşma olur. Bunu şeyden hissedebiliriz belki. Işıklar gidiyor, mum yanıyor ya mesela, ışıklar gidiyor, elektrikler gitti. Bir anda geldiği zaman böyle elektrikler, gözümüz böyle bir iki saniye olsun hiçbir şey göremez. Böyle bir şey olur. Bunun gibi belki buradan kıyaslayabiliriz. Yani biz bu kişiyi zincirlerinden koparıp dışarı çıkardığımız zaman ilk etapta dışarı baktığı zaman gözleri kamaşacak. Ona acı verecek. Gözü kamaşacak. Ona desek ki biz o mahpusa, demin gördüğün şeyler, şu gölgeler yani, sadece boş gölgelerdi. Onlar boş gölgeydi, onların asıllarını mı görmek istiyorsun? Gel seni dışarıya çıkaralım desek ve daha da onu çevirsek, onun önden geçen her şeyi birer birer ona göstersek, bunların ne olduğunu ona sorsak, yani artık şuralara çıktık, bakın yavaş yavaş ışığa çıktık, ona sorsak ne yapar bu mahkum? Şaşırır değil mi? Şaşa kalır. Ömrünün 50 yılını belki 30 yılını neyse bir mağarada geçiriyor ve onu biz bir anda dışarı çıkardığımız zaman tanımadığı, bilmediği, değişik olanla karşı karşıya getirmiş oluyor. Onun için şaşırır. Anlamakta bunu güçlük çeker. Gözlerine ağrı girmez mi? Evet, onu zorla alıp götürsek, dik ve sarp yokuştan çıkarıp dışarıya çıksak, gün ışığına, bu sefer artık şu, bakın testi var, iki kişi var ya, oraya getirsek, canı yanmaz mı, karşı koymaz mı bizi? Beni niye ana yurdumdan koparıyorsunuz demez mi? Ama doğru, bu acıyı çekecek ama ondan sonra yavaş yavaş gözleri ışığa alışacağı için, mağaranın karanlığından artık dışarıda bir süre durduktan sonra o aydınlığa alışacağı için ne olacak? Artık bu görmüş olduğu gölgelerin, yani şöyle olacak, gölgelerin birazcık daha gerçeklerini görecek. Dışarıda yine ilk göreceği gölge olacak. Burada mesela neydi? Ateş vardı. Ateş vasıtasıyla bir gölge oluşuyordu. Dışarıda da güneş var. Güneşin de mesela ağaca vuracak veya eğik açıyla gelecek. Yine gölge olacak. Dışarıda yine gölge görecek. Ama sonra sudaki yansımasını görecek mesela ağacın. Ondan sonra ağacın kendisini görecek. Sonra da işte yıldızlara bakacak, aya ve gökyüzüne. En sonunda da güneşi görecek. Şimdi bu arkadaş, bu mahkumu düşünelim. Belli bir süre mağaranın içinde gerçek zannettiği bu nesnelerin asıllarını gördükten sonra yeni haline şükreder mi? Şükreder. Peki arkadaşları için ne düşünür? Arkadaşları oysa bunların sahici olduğunu zannediyor. Bunlar gerçek gölgeler diyor. Arkadaşları için de üzülecek. Çünkü niye? O görmüş olduğu ağaç, kuş ve testinin gerçek şeklini gördü. Onun için arkadaşları içinde ne yapacak? Üzülecek. Peki, şimdi güzel, mahkumu dışarı çıkardık. Ama mahkum aydınlandı değil mi? Nesnelerin gerçek hallerini gördü. Ama bitmedi ki iş. Şimdi biz desek ki, arkadaş sen güzel bu gölgelerin asıllarını gördün ama arkadaşların var yıllarca gölgelere baktılar.
Onları da bir aydınlat desek bu mahkuma ve onu mağaranın içine göndersek. Ve o da mağaranın içine arkadaşlarının yanına gitse. Ve arkadaşlarına dese ki, arkadaşlar ya siz bunları böyle gerçek falan sanıyorsunuz ama bunlar gerçek değil. Ben bunların gerçeklerini dışarıda gördüm dese. O arkadaşları ne yapar? Aa tabii bizim de aydınlanma ihtiyacımız vardı. Haydi deyip dışarı çıkarlar mı? Ne yaparlar? Önce onlara gülerler. Sonra ona derler ki ya arkadaş senin gözlerin bozulmuş. Sen yoldan çıkmışsın. Sen ne olmuş? Sen ne yapıyorsun? Sen farklı bir şeyler, senin kafanı karıştırmışlar derler. Ve bu arkadaşı gerçeği gördüğü için gölgelerin asıllarını bunlara itibar eder mi bu söylemleri? Hayır. Ben çıktım dışarı, bizzat emek harcadım ve bu gölgelerin asıllarını gördüm diyecek. Yani arkadaşlarına bunu anlatmaya devam edecek. Peki en son mağaradaki arkadaşları, yani hala zincire vurulmuş olan arkadaşlar sonunda ne yapacak bu eski arkadaşlarına? Öldürecekler. Evet, bu işte Platon'un mağarası. Ama bunu benim anlatmamın sebebi var. Meseleyi bizim kendi mağaramıza getirmemiz lazım. Şimdi demiştim ki 4 tane soru var. Bu benzetmeyi anlatmamın sebebi bu 4 sorunun cevabını bulmak. Ve bu soruların ilki neydi? Felsefe nedir sorusuydu. Bence, bu mağara iştahı tabii çok farklı yorumlanır ama bence bizler bizzat anne ve babamız tarafından, hocalarımız tarafından, en yakınlarımız tarafından çocukluktan beri belli doğrularla büyütülüyoruz. Bize hazır reçeteler sunuluyor. Bu herkes için geçerli. Benim için de öyle. Ben de uzayda yaşamıyorum. Aynıyız yani. Dolayısıyla bize sürekli bir doğrular malzemesi veriliyor. Ben o sorgusuz sualsiz olarak kabul ettiğimiz şeylerin gölge olduğunu düşünüyorum. Peki, iyi de bunların hepsi gölge sahte falan mı diyorsun Bilgehan? Yo, eminim onlar arasında doğrular da var. Ama o gölgeler ne zaman gerçeğe dönüşür? Bizim bilincimize gelmesi lazım. Yani dememiz lazım ki ya tamam, güzel ben şunu öğrendim, bunu öğrendim ama önce onu ben bir sınayım yani, bakayım doğru mu diye. Peki bunu sınamanın yolu ne? Vahiy gelmiyor. Ben Trabzon ofluyum, gelse bana gelirdi. Biliyorsunuz oflar direkt Allah'a bağlı. Hocamın kötü esprisi, ben de yapayım dedim. Bu gelmiyor, bir şey gelmeyecek. O zaman bunun tek bir yolu var, okumak. Başka da bir yolu yok bunun. Ancak insan kendisine öğretilen şeyleri sorgulayarak ve okumak vasıtasıyla bunları bilince taşıyabilir. Ve artık o doğrular bir başkasının değil, bizzat sizin malınız olur. Felsefe size çocukluğunuzdan beri, hepimize çocukluğumuzdan beri öğretilen, sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz şeyleri bir elinin tersiyle bir dakika deyip bakayım burası doğru, tamam, bu yanlış, doğru yanlış gibi ayıklama sürecinin ta kendisidir. Ve bunu sadece kendiniz yapabilirsiniz. Kimse size yardımcı olmaz. Ne abiniz, ne babanız, ne anneniz. Bu öyle bir yolculuk ki o uçakta bir kişilik yer var. O koltuk sadece sizin için. Herkes bu yolculuğu bizzat sadece kendisi yapabilir. Felsefenin işi tam olarak bu. En azından insan psikolojisinden böyle olduğunu söyleyebilirim. Benim anladığım bu. Felsefe nedir sorusu, ben çocuğu değilim ama hala tartışılıyor yani. Ama mağara istiharesi çerçevesinde böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum en azından. Peki ikinci soru. Kişi kendi doğrularını, hakikatlerini nasıl inşa edebilir? Böyle. Siz başkalarının size öğrettiği şeyleri kendi bilincinize taşıdığınız zaman. Yani diyelim ki, ne demek istiyorum? Basit. Şimdi mesela aileniz mesela bir siyasi parti oy veriyor. Genelde ben bakıyorum öyle, soruyorum. Bir aile genelde aynı siyasi partiye veriyor. Şimdi diyelim ki siz mesela, yo ben farklı siyasi partiye vermek istiyorum deseniz, bakın orada ne olacak? Gruptan bir ayrılma söz konusu var. Çünkü kendinize, bana göre bu yanlış diyorsunuz ve ben şu siyasi partiye veriyorum deseniz, artık işte orada kendiniz olmaya başlıyorsunuz başkalarından ayrılıp. Veya mesela farklı bir, şöyle de bir örnek verilebilir. Hepimiz işte aynı kültürde yetiştiğimiz için Müslüman bir dünyadayız veya Hristiyan bir dünyada olabilirsiniz. Dersiniz ki ya arkadaş benim ulaştığım sonuçlar Budist olmamı gerektiriyor. Bak çok farklı bir şey söylüyorum. Veya tersi de olabilir. Hristiyansın mesela, Hristiyan bir ailedesin. Ya benim ulaştığım sonuçlar Müslüman olmamı gerektiriyor. Bunu bizzat kendin söylüyorsun. Çünkü okuduklarım bana bunu verdi.
İnsanın kendi doğrusunu inşa etmesi bu demektir. Sonucun doğru olup olmaması bence çok önemli değil. Yani bizzat sen o kendi doğrum ve hakikatim dediğin şey için ne kadar çaba harcadın? Onu öyle olduğu gibi kabul ettin mi? Yoksa gerçekten bunun için bir bedel mi ödedin? Kendi hakikatlerinizi inşa etmenin tek yolu size öğretilenleri bilincinize taşıyıp onları sorgulamak. Felsefenin de insana bence öğrettiği en önemli şey bu. Diğer soru, kimlik sahibi olmak da kişilik sahibi olmak. Ben bu ikisi arasında ayrım yapıyorum. Kimlik sahibi olmak şu demek. Diyelim bir gruptasınız. A grubu, B grubu, Kanarya sevenler grubu, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler. Orada bulunduğunuz zaman bir kimliğiniz var. Ne kimliği? Galatasaraylılık kimliği, Fenerbahçelilik kimliği. Peki bir kişiliğiniz var mı sizce orada grubun içinde? Yani şöyle düşünelim, başka bir örnek. Bu puzzle'lar var biliyorsunuz değil mi? Mesela İstanbul'un güzel silüetleri falan var. Oradaki bir parçasınız düşünün. O parçanın değeri, puzzle'ı tamamlaması açısından bir değeri vardır. Dolayısıyla o parçanın tek başına hiçbir önemi yoktur. O parçanın bütün açısından bir değer taşımasına ben kimlik diyorum. Ama eğer parçanın kendisi değerliyse ona da kişilik diyorum. Mağarayı hatırlayalım. Mağarayı boşuna anlatmadım. O mağarada dışarı çıkarttık ya o arkadaşı. O çıkmadan önce bir kimliğe sahipti. Ne kimliği? Orada hep beraber oturuyorlardı. Sıcaktı. Mağaranın içi de sıcak. Hep beraber bir şey izliyorlardı. Değişen bir şey yoktu. Orada bir kimliği vardı. Ama ne zaman? Ne zaman biz o arkadaşı dışarı çıkardık? Farklı bir yolculuk yaptı. Farklı şeyler gördü. Artık ne kazanmaya başladı? Şahsiyet ya da kişilik kazanmaya başladı. Kişilik kazanmak istiyorsanız bunun yolu da bence bizzat size öğretilmiş olan şeyleri kendiniz elde etmeniz lazım. Elde etmemiz lazım. Ben de kendim için de söylüyorum. Yoksa şöyle olabilir. Doğru, kimlik sahibi olmaktı dersiniz ki niye kimlik sahibi olmak da güzel. Bak bir gruptayım mesela. Elimde hazır reçeteler var. İşte bulunduğum grup bana diyor ki şunları tak 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 uygula. Süper. Hazır, zaten uğraşmaya da gerek yok. Ama bunu biliyor musunuz? Ne pahasına yapıyorsunuz? Şahsiyetinizden feragat ediyorsunuz. Yani Ayşe olmuyorsun, Mehmet olmuyorsun, Bilgehan olmuyorsun. Hep bir başkası oluyorsun ömrün boyunca. Yani insanın hayatı boyunca bir başkası olarak yaşaması bence, bilmiyorum ama insanın başına gelecek en büyük bir bela. O açıdan kişilik ve şahsiyetimizi oluşturmak istiyorsak kendi doğrularımızı oluşturmamız lazım. Zihnimizi bize öğretilen neyse onunla eşleştirip bunun hesabını vermemiz lazım. Neden bu dememiz lazım? Demezsek tamam o zaman gidelim. Geçen bir araştırma, bu tıp fakülteleriyle alakalı. Tıp fakültesi bölümünü seçen öğrencilerin %25'i. Hangi üniversite tam hatırlamıyorum. Ya %30'u diyor ki öğrencilerin %25'i, %30'u. Bu bölümü ben isteyerek seçmedim. Annesinin babasının seçtiği bölümde okuyor çocuk. Bak bu eğitimle de alakalı bir şey. Oysa ki niye o bölümü okuyacak olan çocuğun kendisi? Niye ona o tercih hakkını vermiyorsun? Burada da kişilik sorunu var işte. Kimlikle eziliyoruz. Anne babamız bize bir ortam oluşturuyor. Niye ben kendi düşüncemi söylemeyeyim? Tercih meselesi elbette tabii ki. Ama ben felsefenin insana bu açıdan şahsiyet kattığını düşünüyorum. Yoksa kimlik sahibi olursunuz ama bence kişilik sahibi olamazsınız. Yani şahsiyetiniz olmaz. Ben olmam, sen olmazsın, hepimiz aynı oluruz o zaman. Bu çeşitlilik güzelliğini kaybetmiş oluruz. O açıdan bakıldığı zaman o mağaradaki arkadaş yukarı çıkarken aslında kişiliğini inşa etti. Evet, geldik son soruya. Sürede zaten doldu gibi. Felsefeyle ilgilenmek neden azınlığın yapmış olduğu bir faaliyet? Allah aşkına. Bu anlattığım şeylerle ilgili. Bunların hepsini bir insan nasıl yapacak? Çok zor. Tabii ki herkes uğraşamaz. Bak burada bir tane felsefeci var, o da benim. Başka kimse yok. Yani bu zor bir faaliyet. Dolayısıyla ekonomiklikle alakası yok. Psikolojik olarak. Bakın mağarada yıllar boyunca gölgeyi izliyorsunuz. Size bu böyledir deniyor. Kolay mı o zincirlerden çıkıp o mağaranın dışına çıkmak? Psikolojik olarak. Yıllarca bu böyle diye gösteriliyor size. Ne yapacaksınız? Zor bir şey yani psikolojik olarak. Benim de tecrübelerim. İnsanların çoğu mağaralarından dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü orası sıcak ve güvenli. Eminim aramızda da bundan sonra mağarada yaşamak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Veya orada devam etmek isteyeceklerdir. Kınayabilir miyiz bu arkadaşlarımızı? Asla. Saygı duyar ve hürmet ederiz ama
Eğer aramızda kendisine öğretilenleri, sorgusuz sualsiz öğretilenleri elini tersiyle bir ara itip bir dakika ya burada bir problem olabilir deyip ya da olmayabilir deyip ama kendisini merkeze alacak olan, başkalarının gülmelerine, dalga geçmelerine, aşağılamalarına aldırmayacak ve bu yolu yürüme cüretini gösterecek olan arkadaşlarım varsa eğer aramızda, onlara bir diyeceğim var. Felsefenin yurduna hoş geldiniz. Bu tahammül edilmesi zor konuşmayı sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Soruları seviyorum biliyorsunuz. Zaten bizim atölyede hep sorularla geçiyor. Evet. Vaktimiz varmış. Buyurun neredeyiz? Ha Eylem merhaba. Merhaba. Buyurun. İyiyim işte böyle. Nasıl buldun son dersi? Kısa oldu değil mi biraz? Ben üzgünüm. Niye? Sesin gelmiyor. Geliyor mu sesi? Geliyor mu? Gelmiyor. Şey basılı tutabilir misin şeyi? Basılı tutarsan yeşil ışık yanacak. Şimdi geliyor. Tamam güzel şu an geliyor. Evet. Tamam. Biz felsefe derslerinin açıkçası ben hani daha bayağı uzun bir süre devam ederiz diye hevesle başlamıştım. Ki biraz da geç başlamıştım ve kayıt sıkıntıları falan olmuştu. O yüzden umarım bir şekilde yine devam ettiririz sizinle de. Derse gayet güzeldi. Teşekkür ederim. Tabii ki kısaydı. Sürekli aklıma bir şeyler geliyor. Hani şu, mesela biz derste işlerken hani bir şey söylüyorsunuz onu bir kelimeyi tartışmaya çalışıyoruz mesela derste. Evet. Hani bu da burası onun için çok uygun değil. Benim aklıma şey takıldı yani biz evet öğreniyoruz, okuyoruz, kendi kimliğimi, kişiliğimi oluşturmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey ki mesela bir Müslüman olarak onun çatışıyor bir yerde. Bazen gerçekten çok ağır çatışmalar yaşayabiliyorum. Bizim hoca şey demişti lisede, eğer felsefeyi az öğrenirseniz dinsiz olursunuz demişti. Yeteri kadar öğrenmezseniz hepiniz dinsiz olursunuz demişti. Ki gerçekten de bunu gayet... Söylediğin ne kadar doğru olduğunu şu an fark edebiliyorum. Evet. Yani bunun çatıştığı noktalar olacak, oluyor da ki. Mesela bunu ne bileyim aşmak için ya da daha çok mu okumam lazım, daha çok mu? Bilmiyoruz aşabileceğiz mi? Ben de bilmiyorum. Evet ben, işte. Ben her şeyi bilmiyorum. Ben sonuçta ben de bu yolun içerisindeyim. Beraber öğreniyoruz görüyorsun. Yani tabii bu biliyoruz bu kadim bir şeydir, konudur. Felsefe, din arasındaki ilişki nasıl olacak? Bizim Farabiler, İbn Sina'lar, oradan gelen bir tartışma. Vallahi Eylem... yol almaktan başka bir şey söyleyemem sana. Hep beraber yürüyoruz. Bu öyle hemen halledilebilecek bir mesele değil. Yani yürümeden mesafe alamayız. Dolayısıyla ben burada hazır bir reçete sunacak falan değilim. Hiçbir zaman onu yapmıyorum. Ama tabii şey bu mesele tartışılabilir. Din ve felsefe arasında nasıl bir ilişki vardır? Arasında çatışar diyenler var, çatışmaz diyenler var. Kendilerine göre bunun argümanları var. Tabii bunlar tartışılabilir. Ama tabii bu çok geniş bir konu biliyorsun. Bu konu hakkında bunu söyleyebilirim. Mühim değil. Önemli olan çaban önemli ya. Sen ne çaba sarf ettin? Ben öyle düşünüyorum. Ben bazı meselelerde sonuca hiç bakmıyorum. Ne yaptın abi sen? Hiçbir şey anlamadım. Olsun, okudun mu? Problem değil. Anlamamak da bence bir marifettir. Eğer çaba sarf ettiyse o arkadaş. Ben bu tür meselelerde emek vermeyi çok önemserim. Yani emek vermeden sonuç doğru da olsa ben ona çok itibar etmem bence. Furkan abi vakti nasıl? İyi kullandım değil mi? Eyvallah. Evet, Veys Eroğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. Aslında hafiften cevap da geldi de şunu merak ediyordum. Platon'un resmini çizdiği mağarada insan yukarı çıktıktan sonra ya geceye denk geldiyse yahut gündüze denk geldiyse yine de çaba sarf etmiş oldu mu diye soru yönetmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sonucu söylüyorsun yani eğer mağaradan dışarı çıksa mağaradan dışarı çıksa yani yeryüzü zemin üstüne evet. Belki mağaradan daha karanlık bir ana geldi. Evet. Bence önemli değil. Ya öyle de olabilirdi ya da mağaradan çıktığı yerde ona gösterilen bir
hayal dünyası da olabilirdi. Hı hı. Belki de öyle. Efendime belki söyleyeyim. De öyle, doğru. Yani buradaki çaba nerede peki? Buradaki çaba bence şu, o mahkumlar kendilerine gösterilen bir şey üzerine temaşa ediyorlar. Onu görüyorlar yani. Ben bizzat, ya acaba bu gölge ama, belki de bu, yani pardon, bu mesela ağaç ama, gölgeler için söylüyorum. Belki de bu ağaç, yani bu hakikisi bu değil, belki bunun aslı var dese, yani bu şüphe zaten, felsefede biliyorsunuz şüpheyle başlayan bir şey. Bu şüphe zaten onu harekete geçirir. Bu mekanizma öyle devreye giren bir şey. Yoksa %100 bir şeyden eminsen orada düşünme olmaz ki. Düşünme her zaman bir soru ve sorun üzerine düşünmek demektir. Problem yoksa düşünme de olmaz. Problem yoksa bir yatalım, ayaklarımızı uzatalım, yatalım. Öyle. Düşünmek ve bence felsefe bir sıkıntıyla ortaya çıkan bir şey. Yani o mahkum o problem olduğunu hissetmese Allah aşkına o sıcaklığı bırakır gider mi? O arkadaşlarıyla kötü olur mu? O arkadaşların hakaretlerine maruz kalır mı? Mantıklı bir şey mi bu? Bazen ölüm öldürür diyor Platon. Dolayısıyla yani gördüğüm kadarıyla düşünme hep bir problemle, sıkıntıyla başlayan bir şey. Keyif için düşünme olmaz. O bir sıkıntıyı hissedersin ve onun peşine gidersin. Yani ben şimdi benim önceki hayatıma girmek istemiyorum da çünkü girersem çok uzar. Benim birazcık da kendi kişisel şeyim de böyleydi. Yani o felsefeye doğru çekildiğini hissedersin yani biraz. Yani hep öyle dedim ben. Yani niye bana millet diyor işte felsefeye gittin? Valla felsefeyi seçtin diyorlar yüksek lisansta. Valla ben değil, o beni seçti diyorum yani. Biraz çekilirsiniz o tarafa doğru. Yani bir problem olduğunu düşünüyorsanız gidersiniz. Eğer bence, ben öyle düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı olmasın, her şey yerli yerinde olsun diyorsanız hiç düşünmeye gerek yok. Vallahi. Vur patlasın, çal oynasın. Zaten içinde yaşadığımız dünya şu an öyle bir dünya. Düşünmekmiş falan filan. Allah aşkına şu Mecidiyeköy'e falan bir gidin bakalım. İnsanların düşünmekle bir derdi var. Yoksa en iyi yemeği nerede yerim? En güzel kızları, en yakışıklı, en kaslı çocukları nerede bulurum? Bunlarla mı? Yok, bu gülmek böyle yani. Bunu şey diye söylemiyorum, böyle. İçinde yaşadığımız dünya biraz böyle. Onun için düşünme hep bir sorun ve problem üzerine düşünmektir. Soru ve sorun yoksa felsefe de yok, düşünme de yok bence. Merhaba, sesim. Buyur. İlk defa kalkıyorum da karnım da atıyor karnım. Bir an. Yok, rahat ol. Ben teşekkür ederim öncelikle. Boğaziçi Üniversitesi Tarih 1. sınıfım. Açıkçası ben mi kaçırdım sunumda onu fark edemedim ama bir şey söylemek istiyorum. Hani felsefe yapmak hep gruptan ayrılmak anlamına mı gelmek zorunda? Çünkü hep verdiğiniz örnekler açıkçası gruptan ayrılmak üzerineydi. Bence gruptaki yerimizi sağlamlaştırmak ve grupta nerede olduğumuzu fark etmek açısından da bir şeylere faydalı olabilir. Yani en azından bizim metodoloji dersimizde öyle mesela. Hani bir yerimiz var, hayata bir bakış açımız var tarihe. Ama en azından hani nereden baktığımızı daha sağlam görebilmek adına da o doğrudan hepsini tekrar yıkıp baştan inşa etmemize gerektiğini öğretiyorlar. Bir daha söyler misin son dediğini? Anlamadım. Bir hayata ve tarihe bakış açımız var ya. Evet. Bunu tekrar baştan yıkıp tekrar o bakış açısını yapılandırmayı ama eski bakış açımıza ulaşsak bile en azından onu sağlam ve temellendirmiş bir şekilde yapmamızı şey yapıyorlar. Hani bilmiyorum felsefe illa gruptan ayrılmayı mı gerektiriyor? Yok. Yani ne güzel. Mesela diyelim ki bir ev yaptın. Böyle güzel bir ev. Ama baktın ki evin temelleri bozuk. Yani vallahi o evi yıkabiliyorsan helal olsun. Bu bence çok büyük bir erdem. Yani öğrendiğin bir şey mesela. Uzun süre bir şeyi öğrenmesin bu böyledir diye. Onu öyle olmadığını yolun sonunda görüp ondan vazgeçebiliyorsan bence bu çok büyük bir erdem. Çünkü zor bir şey. O mahkumların bence yapamadığı da o. Alıştıkları için o gölgeleri görmeye istemiyorlar. Onu farklı bir şekilde algılamak gibi bir dertleri yok. Onun için grup meselesi ayrı bir şey. Elbette insan kendi felsefi grubunu veya farklı bir grubu kurabilir ama bu işi bilince taşımak olduğu için bu bireysel bir iş. Bireysel olduğu için bir başkası sana yardım edemez ki. Yani mesela bizde öyle toplu kitap okumalar falan olmaz. Problem neyse o problemi alırsın önüne, bunu bizzat kendi bilincinde hissetmen lazım. Arkadaşın sana o meseleyi anlaman için biraz yardımcı olabilir. Ama ondan sonra yine direksiyonda sen varsın. Yani onun için ben bu yolun tek başına yürüdüğünü düşünüyorum. Elbette ki bir akademik çevremiz olabilir. Onun olmamasından bahsetmiyorum ama meseleleri bilince taşımak söz konusuysa orada tek başınasınız. Bence. Merhaba. Şu an çok heyecanlıyım. Niye?
Tamam, heyecanlı olduğunu söylersen geçer. Ben denedim, öyle oldu. Evet, o yüzden söyledim zaten. Şimdi siz 4 soru sordunuz. Ben de 2 soru sorabilir miyim? Tamam. Adım Sultan Arman. Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi mağara benzetmesini günlük hayata indirgemek istedim. Onu günlük hayata alırsak, günlük hayatta ortak düşüncelere, toplumdaki ortak düşüncelere karşı olduğumuzu düşünelim. Yaygın olana, yaygın olan diyelim ona. Tamam, yaygın olan. Ortak da olur. Evet. Biz bu ortak düşüncelere karşı oluşumuzu dile getiriyoruz ve toplum bunları asla kabul etmiyor, hatta duymak bile istemiyor dersek bizi baskı altında tutuyor. Şimdi bu baskı altındaki ben kendimi ne kadar özgür hissedebilirim? Kendime ne kadar hala özgür sıfatını yakıştırabilirim? Bunu sormak istedim. Bir de ikinci sorum. Ama unuturum ben onu ya. Tamam, ben tekrar dile getiririm onu. Tamam. Hakikatten sonra mağaraya girip öldürülen bir dakika, insanlar. Bir sonra bir cevaplasam olur mu? Olur. Unuturum çünkü, yani öyle. Tamam, ben haklısın. Çok böyle keskin bir hafızam yok da. Vallahi ya mağarada yaşamaya devam edeceksin ya da o uzun süre beraber yaşadığın arkadaşların alaylarına, gülmelerine, hakaretlerine umursamayacaksın. Önünde iki yol var yani. Bence bu karar da sana ait. Eğer bence kişiliğini inşa etmek istiyorsan, isminiz neydi? Sultan. Sultan. Sultan dendiği zaman evet, hakikaten bizzat sultan kendi düşüncesiyle, fikriyle, yanlışıyla, o da olabilir. Her düşündüğümüz şey doğru olacak diye bir şey yok. Bence insan kendisi bir şeyleri kendisi düşünüyor ve sonuç yanlışsa bence o bile değerli. Yanlış bile olsa bana ait bir sonuç. Başkalarının doğrularında yaşamaktansa ben kendi yanlışlarımda yaşamayı tercih ediyorum. Ancak öyle kişiliğimi ve şahsiyetimi kazanabilirim. Bu dünyaya da bunun için geldiğimi düşünüyorum. Onun için eğer bu problemleri, bu hakaretleri, toplumun baskısını buna göğüs gerebiliyorsan ne güzel. Zaten ben de konuşmamın sonunda öyle bitirdim. Buna göğüs gerebilen arkadaşlarımız varsa dedim aramızda, felsefenin yurduna hoş geldiniz dedim. Ama göğüs geremiyorsan yapacak bir şey yok, üzgünüm. Evet, ikinci sorum vardı. İkinci sorum mağarada tekrar geldikten sonra ölen insanlar Sokrates'in hayatına çok benziyor. Sokrates olabilir mi o ölen? Ama tabii öldürürler diyor. Gerçi biz oradaki arkadaşın akıbetini tam bilmiyoruz. Yani öldüm ama o mahpus arkadaşların tavrı bu. Olabilir elbette, Sokrates'in durumu da öyle. Yani netice itibariyle Sokrates'in yapmış olduğu iş, suçlamalar var tabii. Gençleri yoldan çıkartmak vesaire. Yunan tanrıları tanımamak tarzında. O da öyle tabii. Yaygın olan bir görüş varsa zaten bu böyledir. Bir yerde yaygın bir düşünce var. Ya burada biz topluluğuz. Şurada bir tane adam oturuyor, tek başına duruyor. O adamı yok etmek isteriz. Niye bizim aramıza katılmıyorsun? Böyledir. Bu hep böyledir. Onun için böyle direnmek, yani insan bilmiyorum. Sürüye tabi olduğunuz zaman birazcık sonuç böyle oluyor. Yani. Ama tabii şu var. İnsanların hassasiyetlerine bence saygı ve hürmet göstermek zorundayız. Bunu yaparken üslup çok önemli. Yani ben hakikati arıyorum falan diyerek insanların yıllarca beslemiş olduğu duygusal olan şeyleri rencide etmememiz lazım. Üslup bence çok önemli. İsminiz neydi? Sultan mı? Sultan. Yani böyle. Başka sormak isteyen var mı arkadaşlar? Tamam, herhalde yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.